Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda bu güzel çantayı anlatmaya çalışacağım. Az önce bitti çekimleri. Şöyle derinliği olan kulaç ama geniş, yüksek bir kulaç oldu. İçi de gayet pek çok şey sığdırmaya müsait. Güzel bir çanta oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Hadi videosuna başlayalım. Bu çanta için kağıt ip ve 3 milim tığ kullanıyorum. Polyester makrome, pamuk makrome, dokusu sert olan, diri olan iplerle gayet güzel örebilirsiniz herhangi bir iple. Biraz kabuksu, biraz sık olması gerekiyor örgünün. Daha güzel oluyor çünkü çanta. Bazı çantalarda biraz salaş örgü gerekiyor ama öreceğiniz çantanın modeliyle alakalı. Daha ince tığ gerektiren modellerden bu çanta. Ölçüsünü de hemen söyleyeyim. Eni 23 santim, yüksekliği 55 santim. 45-46 zincir çektim. İstediğim uzunluğa kadar gelene kadar bol bol zincirler çektim. Sonrasında desene kurdum. Desen zaten deniz kabuğu modeli. Gayet basit bir model ama yeni başlayanlar için nasıl örüldüğünü şöyle birkaç sıra başka bir iple hemen göstereyim. Açık renk iple daha net gözükeceğini düşünüyorum. Zincirler çekiyoruz. İstediğimiz ebatta olması için belki daha büyük çanta istersiniz. Belki daha küçük bir yürüyüş çantası istersiniz. Hemen yanındaki zincire, yani ikinci zincire bir sık iğne. Bu sık iğnelerin üzerine deniz kabuğu desenleri yapılacak. Doluyorum. Bir, iki zincir atlıyorum. Üçüncü zincire 5 trabzan, ikili trabzan. Gene bir iki zincir atlıyorum. Üçüncü zincire sık iğne. İki zincir atlıyorum. Üçüncü zincire 5 ikili trabzan. Gene iki zincir atlayıp üçüncü zincire bir sık iğne doluyorum. İki zincir atlayıp üçüncü zincire gene 5 trabzan. Sırayı, yani ilk sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. İki zincir atlıyorum. Üçüncü zincire bir sık iğne. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi desen kurarak başladım. Önce bütün desenleri örüyoruz. Sonra yanlarda yarım desen görüyorsunuz. Sonra tekrar desenin tamamı 7 adet. Sonra yanlarda gene yarım desen. Model bu şekilde sıralar ilerliyor. Şimdi dönüşü nasıl yapıyoruz? 1, 2, 3 zincir çeviriyorum. Yarım deseni çalışıyoruz. Zinciri ördüğüm ilmeğin hemen dibine, yani son ördüğümüz sık iğnenin üzerine yarım desen örüyoruz. Yani 3 trabzan. Sonra 5 trabzanın ortasındaki
Trabzana bir sık iğne. Aradaki sık iğnenin üzerine gene 5 trabzan ortadaki trabzana bir sık iğne dönüşte bu ördüğümüz sık iğnelerin üzerlerine öreceğiz deseni. Bu sırada böyle tamamlanıyor. Gene aynı ilmeğin içine 5 trabzan. Sıra biterken bir sık iğne başlarken yaptığım yarım deseni örerek şuradaki baştaki sık iğnenin üzerine yarım deseni örerek sırayı bitiriyorum. İki, üç. Çeviriyorum. Şu 3 tane trabzanın en baştakine bir zincir çekiyorum ve bir sık iğne örüyorum. Doluyorum. Aradaki şuradaki ördüğüm sık iğnenin üzerine 5 trabzan gene. Ortadaki trabzana bir sık iğne doluyorum. Gene aradaki sık iğnenin üzerine 5 trabzan. Sıra bu şekilde devam ediyor. Sırayı başta ördüğümüz gibi 3 trabzanın en sonuncusuna bir sık iğne örerek bitiriyorum. 1 2 3 zincir aynı ilmeğin içine gene 3 trabzan. Tepeye bağlıyorum. Gene aradaki sık iğnenin içine 5 trabzan. Görüldüğü gibi gayet basit, kolay bir model. Şimdi bu basit, kolay örülen modelden harika bir çanta yapıyoruz. Gene 5 trabzanı tepeye bağlıyorum. Sık iğneyle. Diğer ortadaki şu aradaki sık iğnenin üzerine gene 5 trabzan. Sıra bu şekilde devam ediyor. Sıra sonunda en sondaki sık iğneye 3 trabzan yani yarım desen. Bu deniz kabuğu modeli iki sıradan oluşuyor. Önce tam desen örüyoruz. Sonra bu desenlerin yanlarında yani başlarda yarım desen koyuyoruz. Sonra gene tam desen, sonra gene başlara yarım desen. Yani iki sıradan oluşan bir model. Bunu yineleye yineleye örneği büyütüyoruz. İstediğimiz uzunluğa kadar örüyoruz. Kağıt ipte güzel durduğu kadar
pamuk ipte de gayet güzel oldu. Kalın bir ip, hatta paspas örmüştüm ben bu iplerle. İpe göre ince, 4 milim tığ, fakat ipe göre bayağı ince. Burada da gene aynı görünümü yakaladım. Sert, kabuksu bir dokusu oluyor örgünün. Bu dokuyu yakaladıktan sonra gayet güzel çanta oluşur bundan sonra. Şimdi bu örgünün dört bir tarafına sık iğneler öreceğiz. Aynı ilmeğe bir kere daha batıyorum. Sırayı çeviriyorum. Köşeyi rahat dönmek için aynı ilmeğe bir kere daha batıp diğer sıraya geçiyorum şimdi. Ve şurada örerken oluşan boşluklara sık iğneler örüyorum. Buna çok dikkat edin. Örneği büzen sık iğneler olmasın. Çok da fazla gelmesin sık iğne sayısı. Ne çok az gelsin, ne çok fazla gelsin. Her ikisi de çantanın görünümünü değiştirir. Çektiğiniz zaman şöyle tam oturması gerekiyor ilmeklerin. Boşluklara zaten örerken mesafenin az mı yoksa fazla mı geldiğini örerken anlarsınız zaten. Çok aralık vererek batarsanız bunu hemen hissedersiniz. Ya da çok dip dibe batarsanız bu sefer de fazla gelir ilmekler. Onu da aslında anlarsınız. Çünkü bunu örene kadar eliniz o mesafeye alışmış oluyor. Örerken de yakalıyorsunuz zaten. Nerelere battığımı görüyorsunuz. Önemli olan bu boşlukları yakalamak. Sık sık dönüp bakın. Fazla mı geliyor? Büzüyor mu? Büzmüyorsa sorun yok. Çok böyle volanlaşmıyorsa da sorun yok. Dümdüz durması gerekiyor. Bu şekilde başladığım noktaya kadar sık iğne örüyorum. Uzun kenarı ördüm. Sonra köşeyi iki sık iğne ile dönüp başladığım sırayı örüyorum şu anda. Ne kadar zincir kullandıysak, kaç tane zincir kullandıysak o kadar sık iğne örüyoruz. Örgüye tam denk gelecek şekilde ilmekler hazırlıyoruz bu şekilde. İki zincir ara verdiğimiz boşluklara iki sık iğne. Ördüğüm ilmeğin içine bir tane. Gene bakın iki zincir atlayarak örmüştük başlangıçta. Her boşluğa gene iki zincir atlamıştık, iki sık iğne ördük. Bir tane sık iğneye bir tane sık iğne. Gene araya iki sık iğne. 5 trabzan ördüğümüz ilmeğe bir tane, gene 2 sık iğne. Bu sırayı da bu şekilde tamamladım. 2 sık iğne ile diğer uzun kenara geçeceğim. Ve burayı nasıl ördüysem orayı da aynı şekilde örmeye devam edeceğim. Baştaki sık iğneye 2 sık iğne ve köşeyi dönüyorum. Hemen yanındaki boşluğa, boşluklara
bakıyoruz. Çekme olursa hemen bir tane sık olarak batıyoruz, gevşetiyoruz. İkinci uzun sırayı da ördüm. Tam köşedeyim. Baştaki sık iğneye gene iki tane sık iğne örüp köşeyi dönüyorum ve her ilmeğe bir kere batarak örüyorum. Sık iğnenin sonunda başladığım yerde bağladım ve hiç çevirmeden örgüyü tekrar bu sefer ters tarafa doğru örmeye başladım. Buna ters sık iğne deniyor. Bu çantalarda çok kullanılan bir örgü. Bu tarafa değil, bu tarafa doğru ilerliyoruz ve her ilmeğin içine batarak alıyorum. İpi bu şekilde bu şekilde alıyorum ipi ve ters sık iğne örgünün dört bir tarafına örüyorum. İpi başladığım noktada bağlayıp sonra içinden yürüterek kaybedeceğim ipi. Sonrasında şimdi şuraya derinlik verecek yan duvarını ördüm. Bunun ölçüsünü nasıl alıyoruz? Kapak kısmına 12-13 santim kadar bıraktım. 12-13 santimden sonrasını ikiye böldüm. Çantayı şöyle ikiye böldüm. Tam ortadan kalan yere işaret aldım. Şöyle. Bu işaretin 5 ilmek gerisinden başladım. 1-2-3-4-5. 5 ilmek de bu taraftan. Şöyle 10 ilmek taban kısmına yan duvar örüyoruz. Burada olduğu gibi. Ortası şurasıydı. İkiye katlayınca çantayı. Hemen 5 ilmek geriden başladım. 5 ilmekte ileri gittim. 10 ilmek üzerinden bu yan duvarı ördüm. Şimdi aynısını buraya da örüyorum. Şöyle göstereyim. Şu taban kısmı çantayı böyle kapatıyoruz. Sonra kalan şurası da kapak kısmı. Kapağın ne kadar uzunlukta olmasını istiyorsanız ona göre kendiniz ayarlarsınız. Bazen şöyle de isteyenler oluyor. Alt kısma daha yakın. Kimisi daha yukarıdan ister. Şöyle ben ortalarda biraz alta yakın şekilde bir 12-13 santim verdim. Bu tamamen sizin zevkinize bağlı. Sonra kalanını ikiye katlayıp ortadan işaret aldım. Dediğim gibi 5 geriden 5 ileri çıkıyorum. 10 ilmek üzerinden şimdi bunun aynısını bu tarafa da örüyorum.
Buraya ördüğümüz ters sık iğnenin içinden buradan alıyoruz ilmekleri. Bir, iki, üç, dört, beş. Şuraya ilmek yani ip bağlıyorum. Şöyle. Aynı yere bir kere daha batıyorum ve sık iğne örüyorum. İkinci sık iğne. Üçüncü. Dört ve beş. Tam işaretin olduğu yerdeyim. Şimdi devam ediyorum. İşaretten sonra da beş ilmek. İşaret ortada kalıyor. Bir, iki, üç, dört ve beş. Şimdi çevirdim örgüyü. Bir zincir hemen dibine zincirin çıktığı ilmeğe sık iğne. 10 tane ilmeği 20 sıra örüyoruz. 10 ilmek üzerinden eksiltmeden 20 sıra örüyoruz. Sonra eksiltmeye başlayacağız. Yani öreceğimiz yükseklik şöyle göstereyim. Şurası kadar. Ölçerek öreceğiz tabii ki. Bu örgü yükseldikçe örgüyle yan duvarıyla ölçerek öreceğiz. Çok yukarıya kadar örmemize gerek yok. Şuralarda yeterli. Çeviriyorum örgüyü. Şimdi ikinci sırasını örüyorum. Bir zincir. Sonra zincirin başladığı noktada tekrar 10 tane sık iğneyi bu şekilde 20 sıra örüyorum. 20 sıra sonra şöyle bir ölçüyoruz. Buradan sonrasını şuraya kadar artık eksilterek devam ediyoruz. Gene bir zincir. Alıyorum, bekliyorum. Sonra diğerine iki ilmeği birden örüyorum. Bir tane eksiltmiş oldum. Sırayı tamamlıyorum. Şimdi tekrar sıranın başında gene eksiltme yapıyorum. Bekletiyorum. İkisini birden örüyorum. Yani sıraya başlarken eksiltme yapıyoruz. Bitirirken yapmıyoruz. Her sıraya başlarken bir tane eksiltiyorum. Çeviriyorum. Tekrar sıra başında bekletiyorum. Yanındakine topluyorum. Sadece sıra başında eksilterek 4 ilmeğe kadar eksilterek örüyorum. Ölçüyoruz. Şuraya kadar şu son ördüğümüz kenar desenine altında kalacak şekilde
Burada noktalıyoruz artık. Şimdi iki parçayı bu ördüğümüz yan parçaya ekliyoruz. Bir tane iğne geçirdim. Şu şekilde. Şu kenar deseni hemen altında kalan şu kesik kesik gözüken iplerin içinden geçiriyorum. İki ip de buradan alıyorum sağlam olsun diye. Düzelterek şöyle gene bakın şurada gözüküyor zaten. Şu iplere batarak iki ip de buradan alarak düzelte düzelte çektirmeden kasmasın dikiş. Bu şekilde tamamlıyoruz. İlk parçanın bir kenarını birleştirdim. Bakın şu şekilde nasıl muntazam görünüyor. Şuradaki ters sık iğne örgüsünün içinde kalan bir dikiş olacak. Gayet muntazam. Çok hoş görünümlü bir çanta oldu bence. Ben yine çok beğendim. Sanırım bu yaz yine çok kullanacağım çantalardan oldu. Bu sıralar kendime çalışıyorum sanırım. Şimdi sap yapalım. İsterseniz çapraz takabilirsiniz. İsterseniz kılaç olarak kullanabilirsiniz. Her iki kullanıma da gayet uygun, güzel bir çanta oldu. Kapağına çıt çıt dikmeyi düşünmüyorum. Şöyle metal aparatı taktığım zaman gayet ağırlık veriyor kapağa. O yüzden hiç gerek yok. Kullanımı da rahat olur. Çıt çıtsız bu şekilde ağırlıkla gayet güzel olacağını düşünüyorum. Şimdi gene bu aparatla aynı renkte şöyle şuraya tutturacağımız bir kancaya yani kılaç sapı yapıyorum. Halkasının içine ipi bağladıktan sonra sık iğneler örüyorum. Dört tane yeterlidir. Bir zincir çeviriyorum. Sadece sık iğne örüyorum. Hiçbir desen yapmıyorum. Çünkü zaten çanta örgüsü desenli. İşte kapak aparatı filan başka süse gerek yok. Çok sade bir sap yapıyorum. Eliniz geçecek kadar genişlikte, uzunlukta bir kılaç sapı ördükten sonra başladığımız noktada diğer ucu birleştiriyoruz.
ilmekleri karşılıklı birleştirirsek gayet muntazam görüntü olur. Bir de karşılıklı şöyle bir dikiş geçersek sağlamlaştırmış oluruz. İpi içeri alıp kopardıktan sonra içeride yok ediyorum. Kılaç sapı da hazır. Bu da gayet muntazam oldu. Şimdi karşılığına şuraya bu aparatı da dikiyorum. Bütün ilmeklere tek tek batarak sarma olarak bu dikişi de sağlamlaştırarak dikiyorum. İki, üç kere aynı dikişlerden geçerek iyice sağlam bir dikiş yapıyorum. Şimdi bu kalan ipi de arka kısımdan kaybedeceğim ve keseceğim. Gayet güzel oldu. Şimdi şöyle çıt çıt da buraya dikebilirsiniz. Ama hiç gerek görmüyorum bu varken. Şimdi bunu da sıkıştıralım. Şurada iki tane deliği var. Örgüye iyice sıkıştırıyorum ve tam ortalıyorum. Bu kenar deliklerinden içeriye sabitliyorum. Bir tarafı diktim. Burayı da şu anda dikiyorum. Birkaç kere geçirmek gerekiyor ki kopmasın kolay kolay. Bu yeterli. Şimdi ipi kesip kalan ipi de içinde kaybettikten sonra örgüyü tamamlıyorum. Örgüsü ve dikişleri temiz. Yan kısımlarda dikkat ediyoruz muntazam olmasına. İlmeklerin karşılıklı gelmesine dikkat ediyoruz. Çok emek veriyoruz örerken. Dikerken de aynı özeni gösterirsek çok muntazam ürünler ortaya çıkıyor. Evet, çanta bu şekilde tamamlandı. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Umarım gene faydalı videolardan biri olmuştur. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.